Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Gayrimenkul yatırım danışmanı Burak Tok yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. Sağ olun. Şöyle ki 2024 yılının son çeyreğindeyiz ama bir yandan da merak ediyoruz. En çok kazandıran acaba ne olur, özellikle de yatırımcı açısından? Son çeyrekte gayrimenkul tarafında acaba durumlar nasıl, son durum nasıl? Hemen sizden alalım. Aleyna Hanım, gayrimenkul uzun dönemde her zaman en çok getiriyi sağlayan yatırım aracıdır. Fakat şu anda Türkiye'deki konjonktürel dalgalanmalar, dünyadaki gelişmeler biraz gayrimenkul satışlarının üzerine baskılamış durumda. Hem arz sıkıntısı var ama bir yandan da talep sıkıntısı da var. Her iki tarafta baskılanmış durumda. Türkiye'deki şu anda faizlerin yüksek olmasıyla paranın daha çok bu yöne hareket ettiğini görüyoruz. Dünyada da bu yönde hareket var, global anlamda baktığımızda. Ama söylediğim gibi gayrimenkul hiçbir zaman sıfırlanmaz. Her zaman ihtiyaçtır. Barınma ihtiyacı ilk gelen önceliğimizdir. Bu yüzden gayrimenkulün 6 ay gibi bir zamanda tekrar fiilen hareketini düşün. Böyle bir özet yapabilirim. Peki şöyle, uzmanlardan açıklamalar da geliyor. Asgari ücretin seviyesinde İstanbul'da özellikle barınacak kiralık bir konutun kalmadığı konuşuluyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Kiralar da tabii ki alım satımda oldukça etkili. Tabii tabii. Şimdi kiralanma ve kiracı konusu Türkiye'de bir senenin çok önemli konusu son bir sene içerisinde. Mal sahipleri artık dairelerini alsalar dahi boş tutmayı tercih ediyorlar. Çünkü içinde kiracı bulunan gayrimenkuller özellikle satın almada zorluk yaşıyorlar şu anda. Tabii kiracı tarafından baktığımız zaman ilk aklımıza gelen barınma ihtiyacında kiracılar için çok zor bir süreç var. Çünkü her ne kadar devlet önce %25'e sınırlamış olsa da ev sahipleri aralarını bozmak istemeyen kiracılar bu sınırlamaya uymamak zorunda kalmışlardı. Şimdi de aynı artış devam ediyor. Her ne kadar %65 gibi bir artış söz konusu olsa da enflasyonist ortamda, ev sahipleri bunun en az %100 enflasyon olduğundan yola çıkarak artışların çok daha fazla olmasını istiyorlar. Bu durumda yeni şehirlerde okul kazanan gençler ve evlenmek üzere olan gençler bu planlarını erteliyorlar maalesef. Biz bunu çok görüyoruz. Kira önemli bir problem, önemli bir sorun gayrimenkul sektöründe. Ama kiraların düşeceği yönünde de hiçbir görünüm ve izlenim yok. Maalesef daha da artacağı düşünülüyor. Hatta faizin düşmesiyle birlikte, düşme yoluna girmesiyle birlikte dahi şu anda gayrimenkul fiyatlarına mal sahipleri tarafından artış öngörülüyor, artış isteniyor. Biz her ne kadar bunun arkasında dursak da, bunun böyle olmaması için çalışsak da mal sahipleri çok fazla bu konuda baskı yapmaya başladılar. Gayrimenkul değerinin artması demek, otomatik olarak o gayrimenkulün kira değerinde artması demek. Dolayısıyla kiraların düşmekten yana değil, yine daha fazla artış yönünde bir baskıyla karşılaşacağını tahmin ediyoruz. Şimdi hep bahsediyoruz ya, işte Merkez Bankası faizleri düşürecek. Faizleri düşürdüğü zaman nakiti olanlar sanki bir konut alma peşine düşecek diye. Son 2024 yılının son çeyreğine baktığınız zaman bunun bir etkisi olacak mı? Yani bu faizlerin düşürüleceği haberleri bile konut piyasasına işte yönelmeyi sağladı mı? Yoksa akabinde bir de 2025'te faizler düşecek şeklinde açıklamalar da geldi. Buradaki tam işte arz talep dengesi nedir sizce? Açıkçası faizlerin düşürendiğine girebileceği ihtimali dahi şu anda bizim telefonlarımızın çalma sıklığını arttırdı diyebilirim size. Ama şöyle oldu. İnsanlar daha çok arıyorlar, bakıyorlar ve bekliyorlar şu anda. Yani alacakları yerleri hazır, ceplerindeki nakit para hazır. Kredi düştü dedikleri an o planladıkları gayrimenkul üzerine gidecekler. Fakat şunu düşünmemiz lazım. Faizlerin düşmesiyle birlikte fiyatlar belki şu anki ortamdan %25 daha fazla artacak. Ev sahipleri de bunu bekliyorlar. Kenarda yatmış vaziyetteler. Fakat Türkiye'deki faizlerin düşmesi benim düşünceme göre öyle 3-4 aydan önce olmayacaktır.
Dünyada faizler düşme eğilimine girse bile bizim enflasyonist politikalarımız dolayısıyla faizlerin düşmesi ancak 2025 yılının belki başlarını ilk 3 ayına bulabilir. Ama doğru söylüyorsunuz, burada fiyat artışları söz konusu olacaktır. Doğru, kredi imkanları çıkacak. Şu anda da kredi imkanları var fakat çok yüksek faizlerle. Akbank bir yeni faizi düşük kredi kampanyası açıkladı. Burada 2,89'a kadar geri çekti zaten şu anda. Eğer bir banka çekerse bizim gördüğümüz diğer bankalarda benzer oranlara çekmiş oluyorlar. Bunlar evet konut satışını, gayrimenkul satışını, arsa satışını arttıracak faktörler. Ama bir yandan da alıcının da cebinde para olması lazım ve bu faiz her ne kadar düşerse düşsün yine de bir anda öyle 1 lira 1,5 lira düşmeyecek bundan 3 sene 4 sene önce olduğu gibi. Dolayısıyla aylık ödemeler halen çok yüksek gözüküyor. Bundan 3 sene, 4 sene evvel ikinci evi almak isteyenlere ya da yatırım yapmak isteyenlere %25'lik bir sınırlama yoktu. Ama o zaman da birdenbire arttı, bu pandemi sonrasında özellikle birdenbire arttı. Yine biz böyle gayrimenkulcülerle konuştuğumuz zaman danışmanlar özellikle kripto paradan ya da paradan para kazananların hiç 3'e 5'e bakmadan ya da işte bir savaş çıktı biliyorsunuz ki Ukrayna-Rusya savaşı. İşte Rusya'dan gelenler daha çok işte talep oluşturdu. Onun akabinde yine işte yabancıların çok fazla alımı vardı. Burada bir kesintiye uğradı mı? Özellikle onu sormak istiyorum. Ve yansıması nasıl oldu yabancıların ev Türkiye'nin almaları? döviz kuru avantajı yabancı yatırımlar için şu anda cazip fırsatlar sunuyor. Fakat gördüğümüz üzere Ukrayna ve Rusya savaşından sonra Türkiye gelmiş olan Ukraynalı ve Ruslar artık Türkiye'de değiller. Bunlar bir kısmı Avrupa'da çalışmaya gittiler. Bir kısmı refüji olarak İrlanda, İngiltere, İskoçya gibi ülkelere gittiler. Türkiye'de çok fazla yoklar. Aldıkları mülkleri de satıp gittiler bu arada. Orta Doğu'da yatırımcılara bakarsanız şu anda orada savaş var. Onlar yatırım yapmaktan önce kendi canlarını düşünüyorlar. Katar gibi Körfez ülkelerine bakarsanız buradaki yatırımcılar da Türkiye'deki konjonktürel dalgalanmalar, enflasyonist belirsizliklerle baş etmek yerine kendi bölgelerinde Dubai gibi veya daha stabil pazarlar olan Londra gibi, Amerika, Miami pazarları gibi bu pazarlara girmeye başladılar. Dolayısıyla çok fazla yabancı tercih gözükmüyor yerli gayrimenkul piyasasında. Bunun zaman içinde açılacağını, biraz daha Türkiye'deki ekonominin daha stabil hale gelmesiyle geleceği görebilecek durumda olmamızla birlikte tekrar buraya dönüş olacağını düşünüyorum. Evet, bizde gayrimenkul fiyatları yüksek, kabul ediyorum. Ama Londra bizden daha yüksek. Yine bakarsanız aynı tipte gayrimenkuller için Amerika bizden daha yüksek. Bunların ödeme şartları bize göre daha yüksek oranlarla oluyor. Dolayısıyla her zaman için biz şanslıyız. Çok güzel bir ülkemiz var. Ama bunun için bence bir sene daha beklememiz gerekecek. Peki son 2024 yılının çeyreğini konuşacak olursak ev almak için doğru zaman mı? Çünkü şunu da duyuyoruz ekonomistlerden özellikle iktisatçılardan şunu duyuyoruz. Bu son çeyrekte eğer ev alamazsanız önümüzdeki yıldan itibaren hiç alamayacak duruma gelebilir. Hangi şartlar öngörülüyor onu da bilmiyoruz ama siz neler söylersiniz? Aleyna Hanım şöyle ki, Türkiye'de şu anda ev almak zaten zor hali hazırda. Fiyatlar çok yükselmiş durumda. Fakat maalesef biraz önce konuştuğumuz gibi faiz oranlarının düşme trenine girmesiyle birlikte bu fiyatlar bir anda en az %25 oranında artacak. %50'ye doğru artacağı söyleniyor. Evet, bir fırsat dönemindeyiz. Nakit parası olanlar için. Eğer uzun dönemli yatırım düşünürler de 3 aylık, 6 aylık faizden kazancı ikinci plana atarlarsa gayrimenkul faizden çok daha getirisi yüksek bir yatırım aracı şu anda. Çünkü nakit para çok değerli. Nakit parayla çok dipte fiyatlarla teklifler verebilirler ve bu tekliflerin de karşılığını görebilirler. Nakit parası olan için şu anda ev almak için tam fırsat piyasası. Ha, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra maalesef düşüş söz konusu olmayacak ve herkes düşüş bekliyor. Olsa da
Maalesef ben bundan sonra fiyatların yine yüksek bir hızla artacağını düşünüyorum. Hem Peki son kirada hem de olarak rakamlarında. Buyurun. eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isterim. Tüketicilerimiz gayrimenkulden vazgeçmesinler. Gayrimenkul bugüne kadar her zaman en iyi getirisi olan yatırım aracı olmuştur. 3 aylık, 5 aylık faiz getirilerine çok fazla önem vermesinler. Çünkü bu bir balon aslına bakarsanız. Şimdi bekleyin, param artsın, 6 ay sonra gayrimenkul alırım demesinler. 6 ay sonra gayrimenkul bu fiyatlarda olmayacak. Şu anda nakit parayla 3 liralık bir gayrimenkulü 2 liraya alma ihtimalleri var. Biz şu anki satışlarımızı hep bu şekilde fırsat satışları olarak yapıyoruz. Ve mahalle arasında Mahmut amcanın dairelerinden çok site içlerinde rezidanslar satılıyor. Bu da şunu gösteriyor ki parasını yatırım amacıyla kullanan kişiler, yüksek volümlü harcamalar yapan kişiler şu anda gayrimenkul yatırıma daha önem veriyorlar. Yani bilinçli yatırımcının aslında hala gayrimenkulde olduğunu görüyorum ben. Ama küçük yatırımcıyı da faizden bu tarafa çekebilmemiz lazım. Ve bunu yaparken de aslında faizin düşmesini beklemememiz lazım. Çünkü o zaman gayrimenkul fiyatlarının yükseleceğini herkesin beklediği gibi ben de bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, hayırlı olsun. Gayrimenkul yatırım danışmanı Burak Toki yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.